Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Öncelikli olarak 9 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Bugünkü konumuz yerli hava hava mühimmatları ancak özellikle bulut altı İHA veya sentetik açıklık radarıyla da ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu tür olayların arkasından konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Hatırlayacaksınız bundan birkaç hafta evvel de Meteksan savunmanın Milsarı ve Havelsan'ın bahasıyla ilgili bazı haberler, videolar sizlerle paylaşmıştım. Öncelikli olarak bulut altı uçan İHA sistemleri daha yerel, örneğin karakoldan kaldırılabiliyor. Ancak bir önceki olayda ve dünkü olayda olduğu gibi sisin, pusun olduğu yerlerde bir anlamda İHA uçurmak ister alçak irtifa olsun ister yüksek irtifa olsun mümkün değil. Çünkü mevcut kamera sistemleriyle Oradan görüntü alabilmek oldukça güç. Bu tür durumlarda sentetik açıklık radarları devreye giriyor. Kameranın yanı sıra yani optik sistemin yanı sıra bu radar sistemi RF dalgaları üzerinden e, örneğin Meteksan savunmanınki 6 kilometre eninde bir araziyi tarayabiliyor. Ancak e, üzerinizdeki bulutun pozisyonu hangi irtifaya kadar çıktığı çünkü sonuçta bulut içi sürekli bir İHA'yı uçurmak oldukça güç. Ee, daha büyük İHA sistemlerinde buz kırıcı sistemler yer alabiliyor. Ancak İHA'ların süratleri düşük. Buzlanmayla birlikte ki bulut içerisindeki nemlilik buzlanma riskini oldukça yükseğe çıkartıyor. Yani o bulutun üzerinde e, o İHA'nın uçabileceği kadar bir irtifa gerekiyor. Eğer orası açıksa rahat bir şekilde İHA oraya gidiyor. Ama sonuçta her insansız hava aracında sentetik açıklık radarı yok. Ancak belirli sistemlerde bu yer alabiliyor ve tabii ki her şeyi her yerde veya tek bir sistem her şeyi çözmüyor. İHA sentetik açıklık radarı, optik sistemler bu işin sadece küçük bir parçası. Diğer bir sürü konu bir araya geliyor. Yani başka başka sistemler yerde alacağınız önlemler gibi birçok konu bir araya geliyor. Ve tek başına tek bir sistem tabii ki çözüm olmuyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Gelelim Göktuğ hava hava füzeleri konusundaki gelişmelere. Malum 2012'de başlayan 12 yıllık bir proje. Bu projenin amacı savaş uçaklarımızda kullanılan ve doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan AIM-120 AMRAAM veya AIM-9 Sidewinder gibi kısa ve orta menzilli hava hava füzelerine bir alternatif oluşturmaktı. Bu füzeleri alternatif oluşturmanın nedeni şu, satışlar sırasında Amerika Birleşik Devletleri yüksek fiyat çekmenin yanı sıra bu tür mühimmatları hassas sistemleri içerisine koyup bunların onayları konusunda istemediği ülkelere çok ciddi bir süreç uygulayabiliyor. Türkiye'de benzer durumlarda biliyorsunuz yaşanan gizli veya açık ambargolar var. ...buralardan da çok ciddi problemler çıkartabiliyor ve Türkiye'ye vermiyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse... ...geçtiğimiz yıl Temmuz ayında... ...Almanya E-120 AMRAAM füzelerini Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı... ...ve füzelerin tabii ki yedek parça bakım, modifikasyon, geliştirme dahil... ...füzeler de dahil buna... ...ortalama bir amram füzesinin Almanya'ya maliyeti 3 milyon dolara kadar çıkmış durumda... 2022'de de yine açık kaynaklara baktığınız zaman Hollanda'nın M9X Sidewinder füzesi alımı var. Bu füzelerinde adetlerine böldüğünüz zaman işte yapılacak bakım modifikasyonları yaklaşık bir M9 Sidewinder'ın X serisinin değeri 1 milyon dolar civarında. Bunlar çok ciddi füzeler. Öyle ben 10 tane alayım, 20 tane alayım demiyorsunuz. Yüzlerce alınıyor. Ve işte elde edilen gelirin, örneğin Almanya'nın satın aldığı sistemleri şöyle bir böldüğünüz zaman 2 milyar doların üzerinde bir miktar çıkıyor ki bu da oldukça yüksek bir miktar ve bu konuda hava hava füzeleri konusunda Batı yapısı uçaklar işte F16 kullanıyorsanız F35 kullanıyorsunuz bunları Amerika Birleşik Devletleri'nden almak durumundasınız. Yeni bir sistem geliştirmek oldukça güç. Örneğin Eurofighter'ın attığı, Rafale'ın attığı Meteor gibi daha uzun menzilli füzeler var. Ve bu füzeler içinde ...bunları geliştiren Avrupalı ülkelere gitmek zorundasınız. Bu önemli bir durum. Fakat tabii bu konuda da özellikle bir milli bir alternatifin konulmasını ben çok çok önemsiyorum. E, bu sadece F-16'dan atılabilecek bir füze olarak bakmamak lazım. E, yakın bir gelecekte bu tür füzeler Baykar tarafından geliştirilmiş Akıncı ...sonrasında jet motorlu İHA sistemi Baykar'ın Kızıl Elma... ...Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ANKA-3 platformlarında kullanılmaya başlanacak... Ve bunun sonrasında da bir sonraki adımla tabii ki milli muharip uçak Kana bu yerli ve milli hava hava füzelerinin entegrasyonu. Bu açıdan bu konu büyük önem taşıyor. Çünkü hava hava füzesi yapabilmek kolay bir iş değil. Bunlarla ilgili çok fazla argenin yapılması, testin yapılması gerçekleştiriyor. Ve bu testlerde de 401. filo Eskişehir merkezli hava kuvvetlerinin bir arge filosu bunu belirtmemde fayda var. Şimdi gelelim Göktuğ'daki gelişmelere. Şimdi projenin adı Göktuğ ama iki farklı füze türü var. Bunlardan bir tanesi Bozdoğan, diğeri de Göktuğan. Bu iki e, kuş türünden isimlerini alıyor. Çok yüksek süratle uçabilen kuşlar e, ve biliyorsunuz savunma sistemimizde de farklı farklı e, özelliklere sahip işte mühimmatlar, araçlar, veya ne bileyim zırhlı personel taşıyıcısı gemi gibi böyle bir isimlendirme süreci var. Burada da bu füzelere Gökdoğan ve Bozdoğan adı verilmiş durumda. Projeyle ilgili uzun yıllardır yapılan testler var. Bunların e, gelişmelerini size daha önceden farklı farklı videolarımızda aktarmıştık. Bu füzelerle ilgili son anlaşma Türk Silahlı Kuvvetleri ile e, geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirildi. Ve hava kuvvetlerinden... Her iki füze içinde, için de Gökdoğan'ı ve Bozdoğan için 24'er adet e, ön erken üretim. Bunlar tabi az sayıda oluyor. İlk sipariş verilmiş durumda. Ayrıca 14 adet de lançer. Lançer nedir? Füzeyi lançere takıyorsunuz. Daha sonra lançeri kanada monte ediyorsunuz. O füzeyi kanada bağlayan aparat diyebiliriz. Onlardan da 14 adet sipariş verilmişti. Bunların teslimatları 2025'te tamamlanacak. Ve şu ana kadar TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. 2016'da proje savunma sanayi başkanlığına iletiliyor, devrediliyor. Ve bu projeyle ilgili bütün testlerini taraflar üretici tamamlamış durumda. Şimdi sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kabul aşaması var. Bu kabul aşamasında hızlı bir şekilde geçilmesi. Arkasından bu 25 adet. Sonrasında da hızlı üretimle birlikte miktarların daha da çıkması bekleniyor. Amaç tabi bunları... Amerika'dan alınacaklara bir muadil oluşturmak ve çok daha ekonomik olarak ülkemizde bunları üretebilmek. Şimdi isterseniz önce Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün bu projeyle ilgili söylediklerini dinleyelim. Arkasından füzelerin teknik özelliklerine birlikte bakalım. Bozdağ'ın ve Gökdağ'ın füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök vatanın güvenliği savunma sanayimize emanet. Tekrar projenin bir tarihine bakacak olursak bu konuyla ilgili gelişmeler Milli Savunma Bakanlığı'nın Arge ve TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012 tarihinde imzalanan anlaşmayla başlıyor. Daha önceden de belirttiğim gibi 2016'da proje Savunma Sanayi Başkanlığı'nı devrediliyor ve oranın üzerinden yürüyor. Mevcut Göktuğ projesinde sözleşme çerçevesinde görüş içi Bozdoğan GIF ve görüş ötesi Göktoğan GÖF olmak üzere bu füzeler F-16 PIS 12'si 1 uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirilmesinin yapılması, kalifikasyonunun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatını içeriyor. Şimdi füzeleri tek tek incelemeye başladığımız zaman aslında Bozdan AIM 9 X Sidewinder'ın bir alternatifi. Mükemmel nişan hattı sapma yani off bore sight açısını sağlayan yüksek çözünürlüklü görüntüleyici kızılötesi ötesi IIR arayıcı başta sahip olan Bozdan elektronik harbe karşı da dayanıklı bir yapıya sahip. Ses hızının 3 katı sürata çıkabiliyor. Yani yaklaşık saatte 3.600 kilometrenin üzerinde bir hızla uçuyor. Açıklanan menzili ise yaklaşık 25 kilometre. Füze vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahip, yüksek çözünürlüklü görüntüleyici kızılötesi ay ayar arayıcı başlık sayesinde füze sadece hava araçlarına değil seyir füzelerine de vura bilme özelliklerine sahip. Göktan ise AIM-120 Amra'nın müdahale olarak geliştirilmiş durumda ve orta menzilli bir hava hava füzesi. Bu füzede katı hal tasarımlı aktif radar ayar başlığı bulunuyor ve ayrıca füze Atunut birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrasında kilitlenebilme veya her açıdan atış yeteneklerine sahip. Göktuğan elektronik harbe karşı dayanıklı bir tasarıma sahip karıştırma kaynağına da aynı zamanda güdümlenebilmekte. Kamuoyuna açık kaynaklara göre menzili yaklaşık 65 km. Havadan füze veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabilmekte. Yani Göktuğan havada atıldıktan sonra normalde hedeflenen bir numaralı hedef değiştirilip başka bir hedefe de yönlendirilme gerçekleştirilmekte. Akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri gibi konularla birlikte en detaylı yapması zor konulardan bir tanesi de videonun başına belirttiğim gibi hava hava füzeleri. Bunların millileştirilmesiyle ilgili çok çok önemli bir adım atılmış durumda. Bu füzeden daha zoru nedir diye soracak olursanız o da balistik füzeleri havada vurabilen bunlara karşı kullanılan füzeler Burada da tabii ki gelişmiş radar teknolojileri ön plana geliyor. Burada tabii önemli olan bu füzelere kavuşmakla birlikte bu füzeler farklı görevlerde de kullanılabilecek. Bunlar nedir mesela? Örneğin gemi konuşlu olarak e, çeşitli hava savunma amaçlı bu füzelerin kullanılması veya karadan atılarak farklı farklı konularda kullanılabilmesi benevinin ki yakın bir gelecekte bu füzelerin insansız hava araçları veya helikopter gibi döner kanatlı platformlara konulmasıyla birlikte bu füzelerin farklı farklı kullanımları ve değişik füze ailelerine milli ve yerli olarak kavuşmuş olacağız. Evet bugünkü programımız ne yazık ki hiç de iç açıcı olmayan bir haberlaştık. Şehitlerimize tekrar buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere.